Meram Dedemli Mahallesi'ndeyiz. Burada 428 konut var. Mahalle sakinleri 73 konutu depremzedeler için açtı. Her ihtiyaçları karşılanıyor. Dedemli halkı evlerini depremzede vatandaşlarımıza misafirliğe açtılar. Şu anda yaklaşık 70 konutumuzda aynı aileden ikişer üçerli aile grubu olarak yaklaşık bir 500-600 vatandaşımızı buradan misafir etmekteyiz. Hatay'dan, Maraş'tan, Antep'ten Adıyaman'dan çok farklı yerlerden çok farklı e, misafirlerimiz var. Depremin yıkımı da etkisi de çok büyük oldu. Onlar el ele verdiler, ne yapabiliriz diye düşündüler ve çareyi yuvalarını açmakta buldular. Burada gelen depremize de kardeşlerimize ihtiyacı neyse onları paketleyip sunuyoruz, veriyoruz. Elimizden gelen hizmeti de yapmaya devam edeceğiz. Bir şeyine kadar, sonuna kadar. Evler yerleştirdik. Şu anda evlerimiz hazır. Evlerimizde dol bir 7800 tane kişi oturuyor, kalabalık haliler. Biz yani ne yapabiliriz? Bizim elimizden gelen bu. İnşallah başarılı oluruz. misafirlerimizi gönül Atlılar göndeririz evlerine, yuvalarına. Bütün eksiklerini gideriyoruz, temizliğini yapıyoruz. Ondan sonra işini döşüyoruz. Ondan sonra aileleri ikişer aile olarak yerleştiriyoruz. Ne kelimeler yeter o acıyı anlatmaya ne de gözyaşları. Yuvaları, hayatları bir anda yıkıldı ama birileri onlara evlerinin kapısını açtı. Benim bulunduğum yani ikamet ettiğim ev şu anda ağır hasarlı. Maraş'tan dört ev geldik buraya. Durumumuz iyi hamdolsun çok yardımcı oluyorlar. Özellikle Konya halkına çok teşekkür ediyorum. Üç günde dışarıda araba oturduk. üst üste millette. Yağmur o baktık, soğuk, yağmur yağıyor Gece millet hep yatıyor da saat dört gece. Yağmur beş parmak gibi yakıyor. Atıldık Atıldı dışarı. Allah kurtardı bizi kızım. Evimizi açtılar, kucakladılar. Kalplerini açtılar. Ev değil sadece. Çünkü şöyle bir ortamı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız yani. Hem ev açacak, hem gıdanı getirecek, hem evini dayıp döşecek. Yani böyle insanların el öpülese insanlar yani. Çok millet gördüm, çok devlet gördüm. Ama böylesi birbirine keletlenebilen bir millet görmedim daha. Evlerin altında bulunan depolarda gıdadan giyime her şey mevcut. Neler var burada? Giyim, iç çamaşırı, mont, ayakkabı, üst katta ayakkabımız var. Gıda, kömür, ev gereçleri, hijyen malzemeleri, her türlü şeyimiz mevcut. Yani bir evin İçinde yaşamak için her şey burada mevcut. Tabi bu durumun zorluğu bir günde bitmeyecek. O yüzden özellikle gıda yardımının süreklilik göstermesi çok önemli. Bizim şu anda eşya anlamında herhangi bir ihtiyacımız kalmadı. Evlerin tüm teftiş ile ilgili eksiklerini tamamladık. Kömür ihtiyacımız bir miktar var. Gıda ile ilgili olarak da şu anda 2-3 haftalık vatandaşlarımıza yetecek kadar gıda ihtiyacımızı gidermiş bulunmaktayız. Ama biz buradaki misafirlerimizi 6 ay, 8 ay, belki bir sene misafir edeceğiz. Bundan dolayı sürdürülebilir olabilmesi için gıda ihtiyacımız olabilir. Biz de bunu Ramazan paketi şeklinde, gıda kolisi şeklinde olursa daha uygun olacağını düşünüyoruz.